Müslüm Gürses'i de yok anıyoruz, yok çok seviyoruz diye lütfen kullanmayın artık ya. Ben kusura bakmayın böyle algıladım. Yani. Saygım var. Evet. Yani daha iddialı isimler tercih çünkü edilebilirdi. Çünkü yeter artık ya. Bu isimleri böyle evet kullanıyorlar. Öbür dünyaya göçmüş gitmiş insanlar. Allah da rahmet eylesin. Amin. Yani üzülüyorum ya. Evet. Ya istemiyorum ben bu şekilde tabii kullanılmalarını. Tabii bu projede yer alan kişilere bir şey diyemeyiz. Proje gelir bunu sunan ve bunu tasarlayan kişi de bir. Tasarlayan kişiye söylüyorum ben zaten. Bu projeyi neye şey göre siz evet uyarladınız? Neye göre tercih edildi? Bir gözden geçirin kardeşim, bir gözden yoksa geçirin. Her oyuncu koşa koşa gider böyle bir proje. Benim oradaki onların insan, bir canla başla her şeyi de yapıyorlar. Yapmaya da çalışıyorlar bence. Ama yapımcılara benim söylemlerim. Bir gözden geçirsinler projeyi. Haksız mıyım Bilal Beyciğim? Evet. Yani tabii ki daha ünlü insanları ve gerçek daha şarkıcıları oraya getirseler. Müslüm Gürses'in şarkılarının hakkını verecek ya insanlara getirecekler. Kaç kişi var oraya Allah aşkına? Onu verecek kaç kişi var? Öyle deme. Şarkıcı olan, profesyonel şarkıcı olan insanlar kendi oraya yorumuna göre ama söyler işte, ama onlar da profesyonel bir şey değil. Onlar da çok para isterler diyorum. Yapımcı da o parayı vermek mesela istemediği için. Mesela Sitara Akbaş'ı yerine koy Serenay Sarıkaya'yı. Okusun. Evet. Şahane sesi var. Şahane sesi Serenay var. Sarıkaya'nın evet. Kaşesi kaç lira? Kaç lira kaşesi Serenay Sarıkaya'nın? Yani teklif gitti de Serenay mı kabul etmedi? Tek başına olması lazım bir de Serenay'ın. Öbürleri arkasında vokal olması istemez. En önde ben oldum. Bence ego ister. Ya. Bence Serenay ekip olarak çalışır. Dişi Müslüm Gürses yok unvanı vereceksiniz bana. Ki kız müzikalde altın oynadı. Varak Altın Yıldız'la yazılacak ismim en tepeye. Diğerleri aşağıya. Köstendil Möste aşağıya edecek onlar. Yani bence Müslüm Gürses'in kemikleri sızlayacak. Kemiklerini sızlatmaya kimsenin hakkı yok. Yani Müslüm Gürses'i anıyoruz adı altında. Yapmamalılar bu işi. Kötü bir proje olacak diyorsun. Evet. Peki bakalım inşallah fikrimiz değişir. İnşallah çok güzel bilmiyorum bir projede olur. İnşallah. İnşallah, inşallah emek olur verecekler evet yani onu da yani bir olalım anma gecesi bir rant kapısı haline dönüşmemeli. Ben buraya takıldım. Evet ilk defa böyle bir senfonik proje evet yapılıyor. Yapıyorsa, inşallah hakkı bu verir. Bu rant kapısı haline dönüşmemeli. Zarar Müslüm baba dev bir isim. Zarar değil ya evet, ama bak Müslüm Gürses anma gecesi adı altında yapıyorlar bunu lütfen. Doğru, evet. Peki, sahne kıyafetleriyle çok konuşulan ve adından söz ettiren Gülşen yine ilginç bir dansa imza atmış sahnede. İzleyelim, yorumlayacağız. Gülşen'den sahnede müstehcen dans. Gün bitmiyor ki şarkıcı Gülşen'le ilgili yeni bir rezalete uyanmayalım. Skandallar Kraliçesi Gülşen katıldığı bir doğum günü partisinde edebe aykırı dansıyla yok artık dedirtti. Gülşen twerk yaptı. Şarkıcı Gülşen evli ve bir çocuk annesi. Sahnelerde neredeyse yarı çıplak Gülşen. Kadını metalaştıran, vücudunu teşhir eden kıyafetlerle her konserinde tepki topluyor Gülşen. Artık sahnede sergilediği şeyin adı müzik olmaktan çıktı Gülşen'in. Hatta şarkıcı Işın Karaca bile 10 yaşındaki kızım Gülşen için anne neden don giyiyor diyor diyerek Gülşen'in yaptığının abartı olduğunu söylemişti. Müzisyen Ozan Çolakoğlu ile evli olan ve 5 yaşında da bir oğlu olan Gülşen sahnede başka bir erkeğe kucak dansı yaparak büyük bir rezalete imza atmıştı. Son olarak Gülşen katıldığı bir doğum günü partisinde twerk diye adlandırılan kalça dansını yapmasıyla rezaletlerine bir yenisini ekledi. Gülşen'den skandal twerk. Gülşen'in kalça dansından sonra sosyal medyadan çok sayıda tepki geldi şarkıcıya. Bakalım yarın sabah Gülşen'in ne gibi bir rezaletiyle uyanacağız? Merakla bekliyoruz.
Yine Gülşen, yine evet. Aşırı dekolteli sahne kıyafetleri, yine ilginç sahne dansları. Ya ben artık Gülşen'in yani bu erotizm kokan, pornografik kokan kıyafetlerinden, danslarından, hareketlerinden çok sıkıldım. Yani gerçekten çok sıkıldım. Yani ben artık Gülşen'in müziğini konuşmak istiyorum. Şarkısını konuşmak istiyorum. Erotizm hakkında öbür dediğin kelimeyi ben düzelttim. Öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. O pornografik kokan dedin ya. Öyle bir şey olacağını zannetmiyorum da erotizm kokan sözünde haklısın. Yani işte ben az söyledim, siz çok anlayın o zaman. Yani söylediğim gibi bakın Gülşen normal gündelik hayatında asla ve asla teşhir hissettiren kıyafetler giymiyor. O kadar bakın, sade ki gündelik bir hayatında ne giyer, makyaj yapar. Bak bir blujin evet. Giyer, bir tişört ve bir sandalet, parmak arası bir evet. Sandaletle gözünü evet. Takar çıkar. Ben inanamıyorum o kadın bu kadın haline nasıl dönüştü? Değil mi? Nasıl dönüştü? Yani daha çok para kazanmak adına, daha çok şöhret olmak adına diyeceğim. Parası da var, şöhreti de var. Yani konuşuldukça mı acaba daha da devamını bazı getirdi? Doymuyor muydu? Kafam karışıyor, gerçekten doymuyor karışıyor. Doymuyor muydu? Konuşulmaya doymadı mı? Doymuyor yani, mu? Yani tamam, konuşulmak güzel bir şey. Evet, biz yani sanatçılar severiz, konuşalım, gündemde olalım. Öyle böyle ama artık sıkıldı. Çünkü çok... gündemde olduğun sürece daha çok sahne alıyorsun. İşte itici gelmeye başladı. Bir şey var, ama bak, Gülşen bu çok kötü dönecek ona. Daha önce bu kadar konser veriyor muydu Gülşen? Bak çok doğru söylüyor. Evet. Daha önce bu kadar duyuyorduk evet, sahnelerini. Evet, yine sahne alan çok başarılı evet. Bir sanatçı. Bu bambaşka bir konu. Katılıyorum. Ama bu kadar mıydı? Ama bu artık bu ibre geriye dönebilir. Çünkü insanlar ben bütün etrafımda tanıdığım tanımadığım İstemiyor herkesle insanlar. Konuşuyorum diyorlar ki çok sıkıldık çok itici. Evet. Yeter başka bir şey bulsun ya başka bir şey yapsın. Tabii tabii o kalça dansı ne kadar çirkin çok arkadaşlar. Çok çirkin yani bu onu artık mı? İnadına yapar oldu. Erotizm kokuyor. Evet eleştirdikçe yapar oldu. O twerk diyorlar. Nedir o ya? Bizde bizim örf adetimizde böyle bir şey yok. Kadınların böyle bir hareket yapması falan asla söz konusu değil. Sanat için de olsa toplum önünde böyle bir hareket yapılmaz. Ben örf adeti de geçtim Bilal Beyciğim. Bakın yapılmaz. Onu da geçtim. Artık Gülşen'i bir sanatçı olarak saygı duyamamaya başladım. Ve bunu bir sanatçı söylüyor bak. Evet. Çok acı. Bunu bir şarkıcı yani, söylüyor yani. Saygı duyamamaya başlıyorsun. Ve bir zaten Türkiye'de kadınların üzerinden İşte bu kıyafetiyle, işte uzuvlarıyla zaten çok konuşulan bir ülkedeyiz. Evet. Şimdi bu senin gibi düşünen muzarebiz. Bir kesim var. Bir de tam tersi Gülşen'i örnek alan hatta idol belirleyen bir isim var ki o da Aleyna Tilki. Aynı paylaşımlar, aynı tarz styling, kıyafetler. Aleyna Tilki de... Ama Aleyna dünyayı oynuyor canım. Aleyna, evet, striptizci olarak, striptizci olmak istediğini söyleyerek bir dünyaya oynuyor. Yani, ya da bunun bir konuşulması mı kafası gerekiyor? Kafası bir dünya mı? Onu da bir masaya yatıralım. Hepsi reklamlardan.